Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan yol haritası başlıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Necip Fazıl'la birlikte İslami anlam haritaları üzerinden, İslami değerler üzerinden bir entelektüel kuşak yetişti. Necip Fazıl'ın üzerinde kafa yorduğu en önemli meselelerin başında Ehl-i Sünnet omurganı çökertilmesi tehlikesi var. Maymacıran'ın çok değerli seyircileri, bu hafta yol haritası programında yeniden tekrar birlikteyiz. Bu haftaki programımızda gene öncülerin önde gelen isimlerinden Necip Fazıl'ı, Üstad Necip Fazıl'ı işleyeceğiz. Yani biraz değinmeye çalışacağız. Yani Necip Fazıl öyle bir kalemde, bir çırpıda geçiştirilecek birisi değil. Yani 15-20 dakikalık programla, 30 dakikalık programla falan geçiştirilecek birisi değil. Zaman zaman gönderme yaptık epey. Yani o yüzden biraz rahatım. Yani bu programın süresi o kadar önemli olmayabilir. Yani ama ilk önce şunu söyleyeyim. Necip Fazıl'la benim Fatih Sultan Mehmet arasında yaptığım bir karşılaştırma var. Yani ikisini de Fatih olarak adlandırıyoruz. Yani birisi zaten belli, İstanbul'u fethetmiş. İkincisi Necip Fazıl da bir fetih yapmış. O fetih bir şekilde Cumhuriyet sürecinde modernleşmenin özellikle zirveye çıktığı, İslam'la ilişkilerimiz sakatlamaya başladığı, İslam'ın önce devletten, devletin bütün kurumlarından bir şekilde uzaklaştırıldığı, sonraki süreçte de toplumdan bir şekilde arındırılmaya çalışıldığı bir süreçte bütün entelijansiyasının, celladına aşık tasmalı çekirgelere dönüştüğü bir ülke var Necip Fazıl'ın kendisinin içinde bulduğu ortamda. Yani yok olmanın içine sürüklenen bir ülke. Tam anlamıyla öncülerini yitirmiş bir ülke. Öncü kuşaklarını yitirmiş bir ülke. Öncü kuşaklarını yitiren bir ülke, öncü kuşakları olmayan bir ülke kesinlikle geçmişini de göremez. İçinde yaşadığı dünyayı da anlayamaz. Geleceğe nasıl yürümesi gerektiğini de asla bilemez. Nerede durduğunu göremez. Durduğu yerin neresi olduğunu göremez. Dolayısıyla nerede durduklarını göremeyenlerin nereye, neyle, nasıl ve niçin gitmeleri gerektiğini bilebilmeleri imkansız. Çünkü durduğunuz yer gördüğünüz şey belirler. Durduğu yer Türk entelijansiyasının laik, Türk entelijansiyasının seküler, batıcılaşmış, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Türk entelijansiyasının durduğu yer burası değil. Onlar burada değil, fiziki olarak buradalar. Bedenen buradalar. Ama zihnen burada değiller. Tam bir şizofreni var aslında. Yani çift kimliklilik var, çift kişiliklik var. Yani bedenen burada ama zihnen orada, yani dışarıda. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Yani Batı uygarlığının bir şekilde bütün kurumlarının, kavramlarının ve kurumlarının Türkiye'de inşa edilmeye çalışıldığını, icat edilmeye çalışıldığını, yerleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani işgal edilmeyen bir ülkenin, bizzat Batılılar tarafından işgal edilmeyen bir ülkenin içeriden ele geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunu çok net söyleyebiliriz. Bu çok açık bir şekilde ortada olan bir şey. Yani Türkiye entelijansiyası Cumhuriyet'le birlikte epistemik kölelerden oluşan celladına aşık tasmalı çekirgelerin bir şekilde hakim olduğu, hüküm ferma olduğu, bizim yok oluşumuzun tohumlarını ektikleri ama ne yaptıklarını bilmedikleri, acınası, acıklı, zavallı insanlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunların farkında değiller. Tamam mı? Yani şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki, yani Osmanlı, dolayısıyla İslam bizi geri bıraktırdı. Dolayısıyla bizim yeniden bir şekilde varlık gösterebilmemiz için bir şekilde yani medeniyet değiştirmemiz lazım. Bunu söylüyorlar. Yani Türkiye'deki Kemalistlerin toplumu yanılttıklarını düşünüyorum ben. Yani bu Kemalist proje, Kemalizm projesi, Cumhuriyet'le birlikte girdiğimiz, daha bilimsel, teorik olarak konuşayım. Cumhuriyet'le birlikte girdiğimiz modernleşme süreci, dolayısıyla sekülerleşme, laikleşme süreci, tam anlamıyla İslami anlam haritalarının terk edilmesi, hayatın her alanına, başta devletin kendisi, hükümranlık biçimi olmak üzere,
bütün kurumları olmak üzere yani batılı anlam haritalarının değerlerinin yerleştirilmesidir. Bu kadar. Yani eğer bunu göremiyorsanız o zaman ne görüyorsunuz? Ha, bu bizi nereye getirdi? Bu bizi, Şerif Mardin çok güzel okumaları yaptı bu konuda. Bu bizi iki Türkiye'nin eşiğine getirdi. Yani zihnen parçalandı Türkiye. Tamam mı? Yani özellikle entelijansiye acayip bir şekilde yeni bir entelijansiye çıktı. Köksüz, dayanaksız, dolayısıyla dayanıksız, dolayısıyla gelecek vaat etmesi mümkün olmayan, yani beslendiği kaynak olmadığı için kendisi olmayan, kendisi olmadığı için kendisi konuşmayan ödünç akılla batıdan aldığı şeyle burada bir dünya inşa etmeye çalışan gerçekten acıklı bir mahlukat. Öyle diyorum yani. Tam Gulyabani'leri andıran gönüllü ajanta, batılıların gönüllü ajantası olmaz. Böyle bir şey yok. Yani eğer bu ülke sömürge geliştirilmiş olsaydı bu ülkenin öncü kuşakları, aydınları, entelektüelleri kesinlikle batılıların gönüllü ajantası olamazdı. Yani celladına aşık edilemezdi. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Tecavüze uğramışsın, sen adama aşık olacaksın. Olabilir mi böyle bir şey? Olmaz. Böyle bir şey olamaz. Yani dolayısıyla Türkiye bilinçli olarak batılılar tarafından işgal edilmemiştir. Zihni işgalle Türkiye'nin kaderi, dolayısıyla İslam dünyasının kaderi, İslam dünyasına öncülük edecek, yeniden İslam dünyasını ayağa kaldıracak, tarihsel derinliğe, medeniyet birikimine, kültürel zenginliğe sahip tek aktör, bin yıldır tarihin, İslam tarihinin şekillenmesinde kilit rol oynayan tek aktör, en güçlü aktör biz olduğumuz için bizim üzerimizde uzun soluklu çok büyük bir ameliyat yapıldı. Bunu bilirim yani. Bu işin şakası yok. Yani dolayısıyla hatta şöyle bir şey anlatayım. 1924 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivlerine girin. Yani o zaman Osmanlıca arşivleri. O zaman ilginç bir şey rastladım ben. 1924. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam Devleti olarak kuruldu. 1928 yılına kadar bu şekilde gitti. Yani 1928'de devletin dini İslam'dır maddesi anayasanın ikinci maddesi idi. Dolayısıyla oradan çıkarıldı. Ve dolayısıyla oradan nereye gideceği anlaşıldı. Türkiye'nin nereye gideceği net bir şekilde anlaşılmış oldu. Ama hazırlığın çok ilginç bir şekilde yapıldığı o Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberde çok enteresan bir haber o. London Times gazetesinden aktarıyor Cumhuriyet Gazetesi. Londra The Times gazetesi. London Times dediğim The Times gazetesi. Londra'daki. O kraliyet ailesinin yarı resmi el ahramı gibi İngiltere'nin bir gazetedir. Tabii ki özgürlük falan filan var ama sonuçta çok usturuplu bir şekilde, bunun altını çiziyorum. Usturuplu bir şekilde İngiltere'nin çıkarlarını, dolayısıyla İngiliz İmparatorluğu'nun, güneş batmayan imparatorluk dedikleri imparatorluğun, kraliçenin, ülkesinin çıkarlarını sonuna kadar savunan, yani eleştiren, yani arzi konuları da eleştiren ama asıl varoluşla ilgili, ülkenin geleceğiyle ilgili, hegemonyasıyla ilgili, hakimiyetiyle ilgili konularda ülkenin çıkarlarını sonuna kadar savunan bir gazete, ilginç bir gazete. Orada bir haber var. Haberde şöyle deniyor. Deniyor ki, Türk devrimleri çok yavaş gidiyor. Yani özellikle eğitimdeki devrimlerin laikleşme sürecinin çok yavaş gittiğini söylüyor. Yani enteresan bu. Yani İngilizler 1924 yılında acayip bir şekilde isyan ediyorlar. Yani baskı yapıyorlar, yani tazyik yapıyorlar acayip bir şekilde. Bunu görüyorsunuz. Bizimki de yani Cumhuriyet Gazetesi, yani işin bittiğini gösteren şey budur. Sanki İngiltere'nin Times gazetesinin Türkiye şubesiymiş gibi yan yapıyor. Buradan o çıkar o. Sen kimsin desene ya. Ne biçim yan yapıyorsun sen falan diye saldırsana. Hayır, o da onu tam anlamıyla yani epistemik köle, celladına aşık olduğu için ister istemez yani normal bir şeymiş gibi, habermiş gibi aktarıyor. Bu basit bir şey değil bu aktardığım şey. Herhangi bir haberden falan bahsetmiyorum. Yani Türkiye'nin yönünün nasıl yitirildiğinden bahsediyorum ve bunun Türkiye nasıl bitirilmenin eşiğine getirdiğinden dolayısıyla bahsetmiş oluyorum. Tam böylesi bir yok oluş mevsiminde ortaya çıktı Necip Fazıl. Yani Necip Fazıl tam anlamıyla entelektüel olarak Akif'in aksine entelektüel olarak bizim bu ülkenin yaşadığı sorunları derinlemesine analiz etmiş. Yani her şeye rağmen o dönemde tırnak içinde tabii ki derinlemesine analiz etmiş. Bu ülkenin
sorunların nereden kaynaklandığını çok iyi çözümlemiş. Yakın tarihiyle ilgili sorunları, modernleşme, sekülerleşme sorunlarını, Türkiye'nin kimlik kaybını, kişilik kaybını, dolayısıyla tarihten silinme tehlikesini iliklerine kadar yaşamış. Dolayısıyla Türkiye'deki entelijansiyanın tam anlamıyla köksüz, metamorfoza uğramış, yabancılaşmış, ruhsuzlaşmış, kendini inkar eden entelijansiyanın bu ülkeyi intiharın eşiğine sürükleyeceğini görmüş ve durun ey kalabalıklar diyerek, sadece kalabalıklar değil, aslında esas itibariyle entelijansiyaya haykırmış, entelijansiyaya seslenen biri Necip Fazıl, orada kalabalıklara değil, entelektüellere durun ey kalabalıklar diye haykırıyor. Bunu unutmayalım, bu çok önemli bir şey. Yani Necip Fazıl'la birlikte ilk defa Türkiye'de İslami anlam haritaları üzerinden, İslami değerler üzerinden bir entelektüel kuşak yetişti. Necip Fazıl'la birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk defa Necip Fazıl'ın eseridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman entelektüelleri, Müslüman öncüleri, Necip Fazıl'ın çocuklarıdır. Yani o yüzden ben her zaman şunu söylerim. Entelektüel olarak hepimiz Necip Fazıl'ın paltosundan çıktık. Bu hiçbir şekilde tartışılmayacak bir şeydir. Yani Necip Fazıl olmasaydı, Necip Fazıl'ın çilesi, mücadelesi olmasaydı, Necip Fazıl'dan sonra gelen kuşaklar, mesela Sezai Karakoç olmazdı. Sezai Karakoç da daha dingin, daha arı duru, Müslüman zihninin daha belirginleştiği bir medeniyet fikrinin haritasının, yol haritasının çıkarıldığı bir yolculuk gerçekleştirilemezdi. Yani sadece Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'un diriliş kuşağının çıktığını söylemiyorum. Aynı zamanda Necip Fazıl'ın yaşadığı dönemde ortaya çıkan bütün akımların, siyasi akımların, entelektüel akımların, kültürel akımların hepsinin Necip Fazıl üstad olarak bellediklerini, dolayısıyla Sultan-ı Şuara olarak tanımladıklarını, Şairler Sultanı olarak tanımladıklarını bilelim. Hece şiirinde devrim yapmış bir adamdır. Yani normalde hece şiiri problemli bir şiirdir vesaire. Ama inanılmaz bir şekilde şiiri dönüştüren, yeni bir şiir dili kullan, dolayısıyla metafizik ürpertiyi şiirin tam kalbine yerleştiren, dolayısıyla ülkenin yaşadığı, ülkenin insanının yaşadığı varoluşsal sorunu, ontolojik sorunu iliklerine kadar bütün şiirlerinde adım adım, saniye saniye, kare kare adeta nakşeden Sakarya Türküsü. Mesela düşünün, yani Sakarya Türküsü'nün şiiriyeti, şiirsel değeri tartışılabilir. Bunu açıkça söylüyorum, dürüst olmamız lazım. Yani orada daha destansı bir yan var. Yani destan şiir değil mi? Yani destan sanat değil mi? Sanat türü değil mi? Tabii ki o da bir ifade biçimi. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani Sakarya Türküsü üzerine kurduğum bu cümle Sakarya Türküsü'nün değerini küçültmez. Süper. Çok güzel. Bence tam bağlantı bu. Yani çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Yani buradan geçiş yapabiliriz. Şimdi burada özellikle vurgulanması gereken tabii ki şimdi Necip Fazıl'ın en önemli özelliği kesinlikle sadece fil dişi kulesine çekilmemiş olması. Yani daha sonraki süreçte göreceğiz. Yani mesela Cemil Meriç'in fil dişi kulesine çekildiğini göreceğiz. Neden Cemil Meriç'in fil dişi kulesine çekilme ihtiyacı hissettiğini de bilmemiz lazım. Yani gözünü yitirmesi, görme melekelerini kaybetmesi. Biraz ondan kaynaklanan bir şey. Yoksa fokur fokur kaynayan bir adam. Yani o tarafı da var. Neyse, Necip Fazıl bir taraftan çok ciddi bir entelektüel dirilişin, uyanışın, toparlanışın, toparlanın gitmiyoruz diyen ilk adam Necip Fazıl'dır. Değil mi? Toparlanın gitmiyoruz cümlesini kullanmasa da yaptığı eylemle, ortaya koyduğu yolculukla toparlanın gitmiyoruz. Bu ülkeyi terk etmiyoruz. Dolayısıyla büyük doğuşun yol haritasını çıkaran işte ideoloji örgüsü, yani büyük doğumun ve büyük doğuşun yol haritasıdır. Dolayısıyla o yüzden baş eserim demiştir ideoloji örgüsüne. Yani ideoloji örgüsü başlığı tartışılabilir. Yani bayağı bence problemli bir başlık. İdeoloji örgüsü daha esaslı bir, muazzam bir başlık bulunabilir de vesaire. O dönemin tabii problemli yanlarında aynı zamanda yansıtıyor. Ama çok muazzam bir eser. Yani ideoloji örgüsünü okumayan, Necip Fazıl'ın
belli başlı başka eserlerinin dışında özellikle ideolojik örgüsünü onu okumayan, içselleştirmeyen dolayısıyla yani bir insan bu ülkenin entelektüeli, aydını vesaire olamaz. Yani böyle bir şey olamaz. Hele de İslami kesimlerden gelip de buradan beslenmeyen bir insanın yani kalitesi, kalibresi dolayısıyla çok tartışılabilir. Çok şey yitirmiş olur. Yani olmaz yani. Olacak iş değil. Yani bu bir ideoloji örgüsünde çok muazzam bir şekilde bir yol haritası çıkarıyor zaten. Yani Necip Fazıl'ın yaptığı şey o. Aynı zamanda bütün diğer eserlerine de biraz kısaca gönderme yapayım. Yani mesela Necip Fazıl'ın ilgilendiği en önemli sorunlardan birisi Ehl-i Sünnet meselesi. Yani bunu kimse konuşmuyor Türkiye'de. Necip Fazıl'la ilgili cümle kuran insanlar bir şekilde Necip Fazıl'ın bu konudaki hassasiyetini hiçbir şekilde vurgulamadılar. Bunu anlamıyorum ben. Yani buna isyan ediyorum açıkçası. Necip Fazıl'ın üzerinde kafa yorduğu en önemli meselelerin başında Ehl-i Sünnet omurganı çökertilmesi tehlikesi var. Bu geliyor. Dolayısıyla Doğru Yolun Sapık Kolları bilmem ne falan gibi kitaplar yazmış bir adam. Yani özellikle istikametin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşadığı için ilk kuşağı aslında bunlar. Yani istikametin yitirilme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını çok net bir şekilde görüyorlar. Görüyor. Dolayısıyla ayağımızı sağlam bir şekilde yere basmadığımız sürece kaygan zeminlerde patinaj yapmaktan kurtulamayacağımızı dolayısıyla bize her bakımdan hatırlatan bir düşünürden, dolayısıyla bir şairden, bir aksiyon adamından, eylem adamından bahsetmiş oluyoruz. Necip Fazıl'ın sadece entelektüellerle ilgilenmediğini, aynı zamanda kitlelere de açıldığını, burada bütün siyasi yelpazenin özellikle sağ tırnak içinde, sağ kanadındaki orada tartışılabilecek tavırları da var. Onu dürüstçe konuşalım. Temsilcilerinin hepsinde bir şekilde göründüğünü görüyoruz. Belki şöyle bir kaygıdan kaynaklanıyor. Yani ukalalık yapmamak lazım burada. Ben bir cümle kuruyorum ama her şeye rağmen Necip Fazıl'ın bir şekilde yok olmakta olan, kendi ruh köklerini bir şekilde yitirmekte olan bir toplumun çocuklarının hepsine ulaşmak gibi bir derdi olduğunu görüyor. Bu iş öyle basit bir şey değil. Yani Necip Fazıl gerçekten çok büyük bir, ne diyelim, kendisinden sonra yetişen bütün kuşakların altında imzası olan, yetişmesinde imzası olan, emeği olan, dolayısıyla katkısı olan çok önemli bir öncü, bir dava adamı aynı zamanda. Yani sadece düşünür değil, sadece sanatçı, aksiyon adamı vesaire falan değil. Dava adamı, aksiyon adamı ifadesi biraz absürt bir ifade. Ama o reaksiyondan aksiyona geçiş sürecinde doğrudan artık ne diyelim bir yolculuğun başlatılması. Dolayısıyla büyük doğuşun ve doğumun aslında İslam'ı kaynaklarından istikamet üzere beslenilerek gerçekleştirilebileceğini gören, dolayısıyla çağın meseleleri üzerine de kafa yoran, yani Batı Tefekkürü İslam Tasavvufu kitabı, Batı düşüncesi konusunda Necip Fazıl'ın yaptığı güzel bir okuma, İslam düşüncesi. Dolayısıyla İslam düşüncesinde özellikle tasavvufun neden merkezi rol oynaması gerektiğine ilişkin bu kitap bence bize çok önemli bir şey söylüyor. Necip Fazıl'ın en önemli kitaplarından birisi, belki de en önemli kitabı, bilmiyorum. Bunu tartışılabilecek bir kitap, bir konu, mesele bu. Yani gelecek vadeden, yani bir düşünür olarak Necip Fazıl'ı bir şekilde gündemimizde tutmamızı gerektiren en önemli kitabı bence. Yani Necip Fazıl'ın aynı zamanda başka alanlara da uzandığını görüyoruz. Yani ilmihal yazıyor yani. Sana ne falan diyecekler ama bakın yazılan metinlere ne kadar döküldüğünü göreceksiniz. Yani Necip Fazıl'ın çağın hastalıklarıyla malul çocuklarına İslam'ın inanç esaslarını sarsıcı, çarpıcı, sarıp sarmalayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir dille aktardığını, dolayısıyla bu açıdan aslında önemli bir çaba olduğunu göz ardı etmeyelim. Yani bu basit bir şey değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Siyer kitabı mesela. Yani Hazreti Peygamber'in aleyhisselam hayatıyla ilgili kitabı. O da şakası olacak bir kitap değil. Gerçekten bir büyük sanatçının, büyük tefekkür adamının, büyük dava adamının beslendiği kaynağı nasıl kana kana içtiğini, o kaynaktan nasıl beslendiğini çok enfes bir şekilde adabıyla, edebiyle, kurduğu dille, dolayısıyla imaj dünyasıyla, hayal dünyasının rüyalarının büyüklüğüyle orantılı olarak gösteren bir çalışma. Necip Fazıl'ın şöyle bir şey söylemek lazım mutlaka. Necip Fazıl'ın sadece fikirlerini geliştiren, fikir ortaya koyan bir
düşünür. Dolayısıyla bir şair olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Aynı zamanda kendisinden sonra ülkeyi yöneten kadroların yetişmesinde, yani ikinci, üçüncü kuşakların yetişmesinde ülkeyi yöneten insanların birinci derecede rol oynadığını hatırlatmak gerekiyor. Yani ne kadar iyi temsil ediyoruz, ne kadar iyi temsil ediliyor, edildi şimdiye kadar Necip Fazıl fikirleri siyasette. O ayrıca tartışılabilir tabii ki. Ama bu çaba, yani bir yok olmakta olan bir kuşağın önünün açılması, Türkiye'de bir öncü kuşağın, entelektüel, dolayısıyla sanatçı kuşakların, bu ülkenin medeniyet dinamiklerinden beslenen, ruh köklerinden beslenen kuşakların tohumlarını eken birisi olarak Necip Fazıl'ın çok tarihi bir rol oynadığını hatırlamak gerekiyor. Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan yol haritası sona erdi.